Herkese merhaba dostlar ben Ozan oyun yazılım mühendislik uzun ömürlü kullanım için özellikle de yüksek performanslı bir laptop istiyorsak RTX 4070 laptoplar gayet mantıklı fakat burada da çok seçenek var ama hiç kafanız karışmasın çünkü doğru videoya geldiniz bu videoda alınabilecek en iyi 4070 laptopları birlikte inceleyeceğiz ve baştan belirteyim bu videoda herhangi bir sponsorluk yok yani benim almayacağım önermediğim hiçbir laptop bu listede olmayacak o sizden içiniz rahat olsun ve laptop alırken nereden aldığımız ve satıcılar da bir o kadar önemli. Bu laptopların hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ayrıca bu seriyi fiyatlar değiştikçe, yeni modeller çıktıkça 2-3 ayda bir ara ara güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı. Şimdi alınabilecek en ucuz, en mantıklı 4070 laptopumuza başlayalım. Burada Asus'un TUF Gaming F15 modelini görüyoruz. i7 13. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. RTX 4070'inde tam performans 140 wattlık versiyonunu görüyoruz. 16 GB 8 x 2 5200 MHz RAM'lerin yanında 512 SSD ile de beraber geliyor. 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz ve %100 sRGB ekran burada kullanılmış. Ekran kalitesi anlamında hem fiyatına oranla hem de 4070 laptoplar için de gayet iyi bir konumda. Zaten kasa kalitesi ve soğutma sistemi anlamında Asus TUF A15'ten herhangi bir farkı yok ve normalde 50.000'in 50 altına hiç düşmeyen bir laptoptu. Şu anda gerçekten sağlam bir indirimde. Alacaksanız bence hiç ertelemeyin derim. Çünkü bu fiyatlarda kalacak bir laptop değil. İkinci sırada yine %100 sRGB ekran ve Ryzen 7 8. nesil işlemcisiyle HP Victus 16'nın 2024 versiyonunu görüyoruz. Ryzen 7 8840H burada kullanılmış. 32 GB 16x2 5600 MHz RAM'lerin yanında RTX 4070'in 120 W'lık versiyonunu burada görüyoruz. Ve 1 TB SSD de bu sisteme eşlik ediyor. 16.1 inç Full HD 144 IPS bir panele sahip ve %100 sRGB renk gamutuyla beraber ekrandaki renkler, canlılık ve kontrast oranı gayet iyi bir seviyede. Ve soğutma sistemi de çok başarılı. Laptop'u ne kadar zorlarsak zorlayalım maksimum 85 dereceleri görüyoruz. Şu anki fiyatıyla özellikle 32 GB RAM'le geldiğini düşündüğümde şu anda fiyat performans olarak en mantıklı laptoplardan biri. Üçüncü sırada hem 4070 laptoplar içinde hem de genel laptop piyasasını düşündüğümde benim favori laptop'ım. Asus DAF A15. Bu laptop'ın 2024 versiyonu olduğunu söyleyeyim. Bunun bize ne artısı var derseniz hem soğutma sistemi hem de Ryzen 9 8. nesil yapay zeka destekli işlemci bu laptop'ı kesinlikle öne çıkarıyor. Ryzen 9 8945H gibi en güncel ve en performanslı Ryzen işlemcilerden birini görüyoruz. Ve bu işlemci bir önceki nesle göre %20 daha hızlısınıyor. Oyunlarda da render tarafında da ısınma problemi yaşatmayan bir laptop. RTX 4070'in 140 wattlık tam performans versiyonuyla karşılaşıyoruz ve burada ekran kartının gücünden tam olarak yararlandığımız Advanced Optimus desteği de bulunuyor. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken 15.6 inç Full HD 144 Hz IPS %100 sRGB olmasıyla renkleri olduğu gibi veriyor. Yani ekran kalitesi olarak da Photoshop, Video Edit gibi işlerle uğraşıyorsanız bu ekran kesinlikle yeterli olacaktır. Oyun tarafında da Ryzen 9 ve RTX 4070 çok iyi işler çıkartıyor. Last of Us gibi triple oyunlarda en yüksek ayarlar 90-100 FPS'leri rahatlıkla görebiliyoruz. CS2, Valorant gibi e-spor oyunlarını 300 FPS üstünde oynayabiliyoruz. Genel olarak malzeme kalitesi ve klavye hissiyatı da başarılı bir laptop. Bu fiyatlarda da tartışmasız en iyi cihaz diyebilirim. Dördüncü sırada büyük ekranlı ve sağlam bir laptop istiyorsak bu noktada favorim MSI Katana 17. i7 13. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 16 GB 8x2 5200 MHz RAM'lerin yanında 1 TB SSD ve RTX 4070'in 105 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. 17.3 inç Full HD IPS 144 Hz bir panel burada kullanılmış. Soğutma sistemi ve kasa kalitesi yönünden de bu fiyat bandında büyük ekranlı yani 17 inçlik laptoplar arasında en sağlam laptop. Ama ben laptop aldıktan sonra 3-4 yıl yükseltmeyle uğraşmayayım diyorsanız MSI Katana 17'nin 16x2 32 GB RAM'li versiyonu da gayet mantıklı. 6 sırada özellikle laptop'ı render mühendislik veya AutoCAD gibi uygulamalar için kullanacaksanız MSI Katana 15 bu noktada çok mantıklı. Katana 15'in i9 işlemcili versiyonu çok çok mantıklı. Hem render hem de oyun tarafında 4070 ile beraber bu işlemci tam olarak optimistir çalışıyor. Ve kasa kalitesini soğutma sistemini düşündüğümde de bu fiyat bandında kesinlikle en çok önerdiğim laptop. 7. sırada eğer ben tam olarak premium bir oyuncu laptopu istiyorum diyorsanız bu noktada alınabilecek en mantıklı laptop kesinlikle Asus ROG Strix G16 modeli. Asus'un ROG Strix G16 modelini görüyoruz. i7 13. nesil 13650HX işlemcisi kullanılmış. 16 çekirdek ve 24 thread'lik bir yapıya sahip. RTX 4070'inde 140 wattlık tam performans hali görüyoruz. 16 GB RAM, 1 TB SSD'nin yanında 16 inç Full HD Plus ve 165 Hz ekranla gelirken metal kasası tamamen RGB klavyesiyle tasarımsal açıdan da bir oyuncu laptop olduğunu rahatlıkla hissettiriyor ve son sırada benim için işlemci birinci öncelik ve laptop aldığımda en az 4-5 yıl yükseltmeyle vesaire uğraşmak istemiyorum diyorsanız bu noktada Katana 17'nin i9 13. nesil H serisi işlemcisi, 32 GB 16 x 2 4800 MHz ve 1 TB SSD'nin yanında 4070'in 105 Watt'lık versiyonunu yine bu laptopta görüyoruz. Ekran kalitesi ve soğutma anlamında i7 işlemcili Katana 17'den herhangi bir fark yok. Fakat burada artı olarak Windows 11'in lisanslı şekilde geldiğini söyleyeyim. Ve laptopların çoğu Fridos olarak geliyor. Ama Windows'u nasıl kuracağım ben anlamam diye düşünmeyin. Çünkü kanalda Fridos laptop'a adım adım Windows kurulumunu yapmıştım. Onu da kartlara koyacağım. Laptop aldıktan sonra onu da mutlaka izlemeni öneririm. Dostlar şimdi en önemli kısım yani favorilerimden bahsedersem bütçem 50 altında fiyat performans ve kaliteli bir laptop istiyorsam Asus TUF F15 bu noktada çok mantıklı. Bütçem 50 bin bandında ise benim için kompaklık, taşınabilirlik çok da önemli değil. Ekran, performans ve soğutma anlamında iyi bir laptop istiyorsam bu noktada Victus 16'nın 2024 versiyonunu alırdım. Fakat çantama atıp daha rahat taşıyabileceğim kompaklık, kasa kalitesi ve tasarım anlamında da iyi bir laptop istiyorsam da Asus TUF A15 çok mantıklı. Ki zaten performans ve soğutma anlamında da sağlam bir cihaz. Büyük ekranlı ve uzun ömürlü bir laptop istiyorsam da Katana 17. Ama benim birinci odam özellikle işlemci ise render için kullanacaksam Katana 15 çok mantıklı. Ama metal kasası soğutması, RGB klavyesi ve genel hissiyat anlamında tam olarak premium bir laptop istiyorsam bu noktada kesinlikle Asus'un Rockstrix G16 modelini alırdım. Tasarımsal açıdan da bir oyuncu laptopu olduğunu rahatlıkla hissettiriyor. Ve açıkçası listeye de genel anlamıyla baktığımda hem 4070 laptoplar içinde hem de şu anki laptop piyasasını değerlendirirsem en iyi 4070 laptoplar bunlardı. Ve bütçeniz bu aralıkta ise başka bir laptopa da bakmanızı önermiyorum. Çünkü hem fiyat hem deneyim hem de performans anlamında rakibi olmayan laptoplar. Ve bu laptopların hepsinin de en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan almanızı öneririm ve aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ayrıca bu seriyi fiyatlar değiştikçe, yeni modeller çıktıkça 2-3 ayda bir ara ara güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan, sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.